Ne yapıyorsun lan? Roderick'ciyiz. İyi abi. İlkokul arkadaşım araba almış. Bir de Facebook'ta görgüsüzce paylaşmış. Bir de bunlar yetmezmiş gibi arabam ve ben diye albüm yapmış ya. Ona bakıyordum ben de. Ne arabası lan? Ya abi biz bu adamla aynı sınıftaydık. Bir ona bak, bir bana bak. Abi yok mu bu Beşiktaşlı eski kaleci Hakan? Onun arabasını almış bir de ya. Beşiktaşlı Hakan kim? La oğlum onun arabası alınır mı ya? Bu araba kesin kazalıdır. Trafikte de hatalı çıkış yapıyordur bu. Kafaya taktığın şeye bak ya Akit. Aman be abi. Mrs. Seligman ki. Ne diyeceğim bak. Aşkım burada mı lan? Burada abi. Volkan Bey'le toplantı yapıyorlar. Volkan Bey'le Ben bir yukarı çıkayım ya. Abi yalnız toplantı yapıyorlar. Hiç şey yapmasaydın keşke. Yok çok şey yapmayacağım oğlum benim. Çok şey yapmayacağım. Hadi görüşürüz. Aslanım benim, aslanım benim. Hadi görüşürüz. Tamam. Şurada ne yazıyor ya? Ne yazıyor? Şurada bu kaba parasının altında okuyamıyorum. Baksana ne yazıyor? Volkan ne yapıyorsun ya? Ya bir öpücük ya. Motivasyon için. Ya hayır dur. Nereme tutuyorsun? Ne yapıyorsun? İş yeri burası ya. Kızım kim bana bir şey diyebilir ki? Bu geminin amiraliyim ben ya. Alt tarafı bir öpücük öpücük. Selamun aleyküm. Selamun aleyküm. Öpüşün, öpüşün, hatta sevişin. Bol bol sevişin. Ben kenarda sessizce durup arasına da imzalarım lan! Abiciğim bir kapı çalar insan ya. Kapı mı var? Çalışıyorduk. Ama sen de hep aşağılara çalışıyorsun Volkan. Azıcık yukarı çalışırsak. Murat sen neden geldin ki? Ben şey için geldim ne yalan söyleyeyim. Ne yalan söyleyeyim dosyalar varmış. Masanın üzerindeymiş onlara bakacaktım. Bak tabii Murat'cığım bak tabii. Sizin program da önemli tabii. Ama artık korkmayın bizim programın en aşağı 3 reytingi var her hafta. O yüzden bizimkinden gelen gelirle sizinki gibi alternatif programlar da nasıl desem varlığını sürdürebilir. Yalnız o reyting sistemine çok güvenme Volkanat'cığım. Bak alternatifiyle geldim. Hadi bakalım hep beraber ne yapıyoruz? Patlıyoruz! Cıbapma cıbba oh oh! Alternatif. Şimdi bizim çekecek bir iki tane bölümümüz kaldı Volkan'cığım. Tabii aktör olduğumuz için haliyle haklarımız da korunuyor. Yayınlansa da yayınlanmasa da paramızı alıyoruz. Sen bizi düşünme tamam. Bu geçenki çekimlerin üst seslerini yapacaktın. Sordum Zehra'ya gitmemişsin. Ben onu unuttum ya. Vallahi bak. Neyse yarın hallederiz. Unuttum diyorsunuz da Murat Bey biz hala o stüdyoya para ödüyoruz. Unuttum aşkın hanım. Özür dilerim. Vallahi unuttum yani. Yapacak bir şey yok. Ne yapabilirim? Hatta şu anki utanç duygumdan mütevellit isterseniz şey yapabilirim yani. En kısa zamanda serçe parmağımı kesip bilahare yapımcıya kargo ile gönderebilirim. O da yetmezse başka uzuvlarımı gönderirim. Olur mu? O zaman üzerlerine hangisinin hangisi olduğunu yaz da karıştırmayalım Murat'cığım. O konuda aşkından yardım alabilirsin Volkan. Kendisi hangisinin hangisi olduğunu çok iyi ayırt eder. Gözleri kapalı resmini bile çizer. Hatta hiç unutmuyorum bir defasında çamurdan heykelini yapmıştı. Değil mi aşkın? Murat terbiyesizleşme. Allah Allah. Serçe parmağımın diyorum aşkın. Serçe parmağımın. Sen ne anladın ki? Neyse ya ben şey yapayım gideyim. Siz de aynı ciddiyetle çalışmaya devam. Tamam. Şurada ne yazıyor ya? Yazmıyor bir şey. Ama yazıyor. Bak küçük yazmışlar. Okumuyor. O yüzden. Ben sana okuma yazmayı bilahare öğreteceğim. Özel ders vereceğim. Buranın en kısa zamanda bir kapıya ihtiyacı var. Kapı da geliyor akşama. Budaklı. Kapı şart. Ben misin? Salak. Belki iyi bir tahsil hayatım olmadı. Belki babamın istediği gibi gürbüz, güreşli diğer çocukları yenen bir oğul olamadım. Belki benim için çarpım tablosunun hala keşfedilmemiş gri alanları var. Ama şu an kendimle gurur duyuyorum lan! Yok, net ceza verdim ben kendime. Yani bu yaptığım resmen imdat çağrısıydı. Senin verdiğin cezaya kurban olurum ben Zehra'm. Neyse kabahatim söyle hemen tekrar tekrar yapayım. Sana değil salak, kendime ceza verdim.
Yalan söyleyemediğim için bilinçaltım kendime ceza veriyor. He, benim de zaten cezalarla aram hep iyi olmuştur Zehra. Okuldayken sınıfın köşesinden kızları daha net görebilmek için hep tek ayak üstünde durma cezası alırdım bilerek. Canım Aysel'le Ferda hep en önde otururlardı ya. Acaba onlar bilerek mi yapıyordu onu kız? Bir sincap ceviz kadar beyniyle zekice bir şey yaptığında küçücük bir kızı etkiler ya. İşte sen de o gün o zekice şeyi yapınca ben de öyle etkilendim senden. Olay bu yani, başka bir şey yok. Sincap dedin de Alvin, Simon, Theodor vardı Zehra, sen onları bildin mi? Hani onlar sincaptı da baba dedikleri adam insandı. E baba dedikleri adam insan olduğuna göre annelerinin sincap olması gerekiyor teorik olarak. O zaman nasıl olur da böyle bir adama baba derler Zehra? Yıllarca kafamı kurcaladı benim bu soru. Aynen böyle ezik ezik konuş falan. Aynen böyle ezik ezik konuş ki ben de soğuyayım senden ya. Bilinçaltıma bahane verme benim ya. Lütfen rica edeceğim. Ya bilinçaltı dediğin şey senin izlediğin videoları senden habersiz arkadaşlarınla paylaşan Facebook uygulamaları gibidir Zehra. Nefret edersin ondan, beni ele güne rezil ettin. Puh, Allah senin cezanı vermesin deyip silmek istersin. Ama aslında senin kim olduğunu en iyi anlatan da onlardır. Lan sen yine zekice bir şey mi söyledin? Sanırım. Allah kahretsin. Allah! Allah! Bir kunduz. Açsam ben onu ya Zehra. Aç Vedat, aç. Aç ki güzelce soğuyayım sen. Ya dur bakayım, gereksiz biriyse ben onu sessiz alayım. Anneni! Hakkı mı yarıyor ya? Ay yine çorapla. Devam et Vedat, devam et. Aynen böyle. Zehra açmazsam çok güzel, açayım ben ya. Aynen, aynen devam et. Aynen. Açmazsan beni ağlatır Zehra, ağlatır. Açmak zorundayım. Şu anda tamamen soğudum senden. Hadi eyvallah. Ha orada ötene bir şeyler gelsin. Hadi gel, çekil ben. Efendim Hakkı Bey. Kaset meselesi için mi? Hemen mi geleyim? Şimdi mi? Vallahi hemen ve şimdi arasındaki farkı şu an çıkartamadım efendim. Tamam, ben hemen geliyorum efendim. Hatta ben şimdi geliyorum, arada da hiçbir fark yok efendim. Özür dilerim efendim. Tamam, geliyorum ben. Bravo Vedat. Şu anda senden dev soğudum. Dev. Bu arada şu kaset meselesi neymiş lan? Boş ver Zehra, sen ona hiç bulaşma. Bana bak lan. Sen Gazi izledin mi lan? Emin erkeği. Sen beni tanımıyor musun oğlum? Oğlum el kol hareketi yapıp adamın asabını bozma. Senin var ya göbek deliğini alnına yapıştırırım. Terbiyesiz herif. Sanata ve sanatçıya biraz saygın olsun. Şşş. Çakma Ahmet Kural. Ulan sen nasıl bana benziyorsun lan? Sen beni tanıyor musun? Oğlum ağzın yüzünü dağıtırım senin bak. Terbiyesiz. Dublörlük teklif edecektim sana. Feride arkadaşım. Ne haber Ahmet? İyi. Kızım sabahtan beri amma aradın sen beni ya. Bütün gün arayıp durdun ya. Telefonda anlatsaydın bari. Ben de meraktan öldüm yavrum. Lafa nasıl gireceğim bilmiyorum Ahmet. Bu dostuma dal ya. Çıkardığın dalgada boğulalım. Bugün garip bir şey oldu. Anam. Bana da oldu. Sabah ne oldu bil. Önce ben anlatayım Ahmet. Lütfen anca toparlıyorum zaten. Tamam, önce sen anlat. Ama sana bir sürprizim var arkadaşça. Tamam. Biliyorum. Sen de sıkıldın artık bu gelgitlerden. Ben de sıkıldım. Dur yavrum, dur. İlk önce ben anlatayım. Sen kesin kötü bir şey söyleyeceksin. Bak benimkisi o kadar kötü değil. Ahmetciğim bir bitireyim de. Ne bitireyim ya? Kesin kötü bir şey söyleyeceksin. Bütün moralimi sıfırlayacaksın benim. Bırak ben söyleyeyim yavrum. Güzel bir şey benimkisi. Tamam, iyi söyle. Ne söyleyeceğim lan? İyi söyleymiş. Moral mi bıraktın adamla? Hadi sen söyle. Ahmet, biz dün gece Zehra ile dertleştik biraz. İçtik yani. Dedik ki erkeklerden biraz uzak duralım. Yani biraz zaman verelim her şeye. Bu o kadar da kötü bir şey değilmiş Ferideciğim. Ne var bunda? Biz de dün içtik, biz de konuştuk çocuklarla, biz de uzak duralım dedik. Oluyor bazen işte. Arkadaşız biz yavrucuğum. Oluyor öyle işte ya. Ve hatta sana ben... Ahmet bir dur ya. Bitmedi ki lafım. Dahası mı var? Mesela bak bir şey oldu. Yani hiç etik değil ama oldu. Ne yapayım? Vallahi ben bir şey yapmadım. Ahmet hani... Böyle açık saçık filmler izlersin ya, ondan sonra böyle canı çeker. Kız sizde oluyor mu öyle şeyler lan? Oldu işte öyle bir şey. Yoksa başkası? Yok, seni arayasım geldi birden. Aklıma sen geldin. Ben de aradım öyle birçok kere. Nasıl ya? Ben seni cinsel bir obje olarak gördüm Ahmet. Çok özür dilerim. Önemli değil ya. Yani o an birden yanımda istedim seni. Ama biliyorum seni niye yanımda istediğimi. Önce kullanacağım, ondan sonra belki bir daha aramayacağım bile seni Ahmet, anlıyor musun? Anlamıyorum. Detay versene. Nasıl kullanacaktın beni? Anla işte Ahmet ya. Sanki sen benim için... Yani ne bileyim, sanki bu konuda özel hizmet veriyormuşsun gibi.
Sanki ben her istediğim zaman seni yatağa bağlayabilirmişim gibi. Aklıma sen geldin. Özür dilerim Ahmet. Yıkıldım şu an. Bir süre konuşamayacağım. Sonra fark ettim ama ne yaptığımı. İğrendim kendimi. Sen söylemiştin oysa. Sen her çağrıldığında dönen bir bumerang değilsin. Ahmet affet beni ne olur. Konuşamıyorum. Deniyorum, konuşamıyorum. Kafamda deli sorular. Yani hiç değilse bu hataya düşmeden fark ettik yani değil mi? Evet, kısmet ne diyeceksin? Hatayı ertesi günü de fark edebilirdin. Sen bir gün öncesinden fark ettin. Ne yapalım? Ahmet ya ben ilk aradığımda buluşsaydık. Ya hunharca halıları eskitseydik. Ya banyoda banyo yapmasaydık. Anladın mı? Anladım mı diyor. Aşçıya yemek yapmasını öğretiyor. Başifte. Sonra ben umarsızca çekip gitseydim. Yani tek tesellim bu Ahmet. Adileşmedim daha o kadar. Ama çok özür dilerim. Sen ne diyecektin? Ben de sana hediye almıştım Feride. Balık. Adı Ferit. Saf, arkadaşça bir hediye işte. Ama sen neler düşünmüşsün benim hakkımda. Ahmet çok üzüldüm. Balığını da al git Feride. Ve lütfen arkadaşça bir hediye olduğunda unutma bunu. Bunu da yanında götür. İçine sokup hava vereceksin. O kadar da iyi hissetmedim lan.